Makro eğitim serimizin 7. videosuyla ile birlikteyiz eğer yanılmıyorsam. Bir önceki bölümde değişkenlere ait 6 tane veri türünü incelemiştik. Bu bölümde ise toplamda 4 tane veri türünü birlikte inceleyeceğiz. Bu derse başlamadan önce eğer izlemediyseniz bir önceki bölümü izlemenizi öneriyorum. Çünkü veri türleri, değişkenler, değişken nasıl oluşturulur? Bununla ilgili ufak tefek bilgileri ben nerede verdim? O videoda verdim. Burada tekrar etmeyeceğim. O yüzden gidip önce izlerseniz sonra da bu videoyu dönerseniz da daha verimli olur sizin için. Bu videoda toplamda 4 tane değişken veri türü inceleyeceğiz. Bunlar string, currency, date ve boolean ya da boolean artık bunu nasıl kullanıyorsanız. Bu dört veri türünü inceleyeceğiz ve sonrasında farklı bir konuya geçebiliriz. Önce string veri türünden başlayalım. Bunun için sub'la başladığımızı artık biliyoruz. Bir prosedür oluşturuyoruz. Bu sub'a bir isim vermemiz lazım. Sub'ımızın adı değişken string olsun. Sonrasında dimension artık nasıl değişken boyutlandırılır bunu biliyoruz. Dimle saltmasıyla başlıyoruz ve str yazıyoruz. Bu değişkenimizin adı. Yön belirtiyoruz. S string diyeceğiz ve aşağı geçip artık yapmamız gereken tek şey str'ye bir tanımlama yapmak. Daha doğrusu bir atama yapmak. Nasıl atayacağız bunu? Tırnak içinde atayacağız. Tırnak içinde artık burada istediğim herhangi bir değeri bu değişkenimize atayabiliyoruz. Ben de atadım. Hemen geleceğim aşağıya. Burada diyeceğim ki bir bak print. Hemen getirip str'yi şu alt tarafa yazalım. Gördüğünüz gibi harun ifadesi buraya bitirilmiş oldu. Şimdi bunu sileceğim. Makroyu durduracağım her ihtimale karşı. Gerçi makronun dışından çıktı. Daha doğrusu savun dışından çıktı ama biz yine durdurma işlemini yapalım. Farklı bir şey daha göstermek istiyorum size. Aşağı geçip yine biz dim str str olmaz tabii ki. Dim int s diyelim. s integer olsun bunun da türü. integer Şimdi INTS isminde bir integer ifade daha var burada. Bir bir string ifade var. Biz bunları nasıl birleştiriyorduk hatırlıyorsunuz. Önce birleştirme işlemini yapalım. INTS'ye son atama yaparız. STR ile birlikte arkadaşlar bizim birleştirme işaretimizi kullanıyorduk. Aralarında boşluk olmasını istiyorsak tırnak aç kapat. Sonra yeniden geleceğiz ve burada bir birleştirme işlemi yapacağız. Ne ile birleştiriyoruz? INTS ile birleştiriyoruz. Bu birleştirme işlemini yaptıktan sonra INTS'ye bizim bir atama yapmamız lazım. Mesela ne diyelim 2022 diyelim. Veya buna şöyle çaktırmadan DT diyelim. Buraya da gelip DT diyelim. O zaman bunu da değiştireceğiz. DT diyelim. Çalıştırdığımızda prosedürümüzü Harun alta 2022 ifadesi buraya geliyor. Yani birleştirme işlemi nasıl yapacağımızı da burada özellikle sizlerle paylaşmak istedim. String türüne sahip değişkenlerin nasıl tanımlanacağını ve nasıl özellikleri olacağını da burada aslında görmüş oluyoruz. Burada bir şey daha görmemiz lazım. Şimdi bakın burada DT ifadesi var. Bu DT ifadesi integer. Biz gelip bunu string'e dönüştürüyoruz sürelim. Artık bu ifade string arkadaşlar. Bakın DT 2022. Şimdi gelip benim burada böyle bir kullanım yapmama gerek var mı? Yani bunu değiştirmeme gerek var mı? Ben gerek olmadığını özellikle size söyleyeyim. Yani bu böyle kalabilir. Yani integer türünde, hadosu integer türünde demeyelim. String olmayan bir türde bu burada kullanılabilir. Şimdi f 8de adımlayarak görelim bunu. Sabun içine girmeye çalıştım, girdim sabun içine. Herhangi bir atama yapılmadı STR'ye. STR'ye şimdi at ataması yapıldı. Tırnak içinde dikkat edersen sarı yazıyor. Bu benim zaten beklediğim bir sonuç aşağı indim dt'ye bakıyorum aa dt'de de 2022 nasıl kullanılmış tırnak içinde kullanılmış yani burada aslında şu mesaj veriliyor sen bunu string olarak atıyorsan ben buna her yukarıda ne yapacağım bir tane tırnak atacağım. ama öyle her şeyde tırnak atamam diyor bunu nereden göreceğiz bak şimdi şuradan göreceğiz diyelim burası bir hatta bir çalıştıralım Bur şurayı bir görelim önce bakın çalıştığını görelim dur, dur, bir kere daha çalıştırayım bu hatayı hep yapıyoruz şurada prosedürün içinde bunu yapacağız bakın bu çalışıyor herhangi bir problem yok. Ama şu çalışır mı acaba mesela? Dedik ya biz senin yerine yapıyoruz bu atamayı diyor bize diye. Bunu çalıştıracak mı? Bakın hemen geldi. End of statement hatasını bana dayadı. Yani bu şu demek oluyor aslına bakarsanız. Eğer sen buraya tarih ifade şey tarih diyorum. Sen buraya sayısal bir ifade yazarsan ben bunu tırnak içine alırım. Ama sen buraya gelip Arun Altay ya da benzer bir string ifade yazarsan ben bunu tırnak içine almam. Neden almam? Değişkenler ne ile başlayamazlar? Sayı ile başlayamazlar. O yüzden ne ile başlayabilirler? String ifadelerle başlayabilirler. E o zaman diyor ki burada sen bunu eğer tırnak içinde kullanmazsan ben bunun string ifade mi? Yoksa bir değişken mi olduğunu nereden bileceğim? Haklı mı? Haklı. O yüzden string ifadelerin mutlaka ama mutlaka eğer string olacaklarsa tırnak içerisine yazılmaları şart. Yani burada bu tür dillerde kullanılmak istenen yöntemler genellikle hep bir ihtiyaçtan dolayı doğuyor. Bunu da özellikle sizlerle paylaşmak istedim. String'i bir kenara bırakalım. Şimdi biz boolean ifadelere, boolean veri türüne geçelim. Yine sub'la başlayacağız. Sub değişken boolean dedikten sonra en sub'la kapandık ve dimension'ımla anlamama başlıyorum. Boyut vereceğim. Neye boyut vereceğim? BL diye bir neye? Boolean değişkeni. Aşağı ineceğim. BL'yi açtım. Eşittir dedim. Bakın bir tane değer döndürdü bana. Dedi ki false mü kullanacaksın? True kullanacaksın. Burada şunu dememiz doğru olur. Ben ikisini de yapmayacağım. Mesela diyelim sıfır kullanacağım. Şimdi yaptığım doğru mu benim? Doğru tabii ki. Sıfır da kullanabilirim. Eğer sıfır kullanırsam bana ne döndürecek? Hiçbir şey döndürmeyecek. Çünkü henüz bir atama yapmadım. İstersek şöyle MSG Box'la görelim bunu. MSG Box BL diyelim ve şimdi çalıştıralım. Çalıştırdığımda false döndü. Yani dedi ki ben boş. Burada hiçbir şey bulamıyorum. Bir mi kullanacağım? Ya da sadece bir mi kullanabilirim burada? Hayır bir de kullanabilirim. 10 da kullanabilirim. 1 milyon kullanabilir miyim? Kullanmamam lazım yani. Mümkün olduğu kadar küçük bir sayıyı burada kullanabilirim. Mesela 23 kullandım. True dedi. Ben burada 2 de kullansam bana ne diyecek? True diyecek. Ama işin mantığını öğrenmek istiyorsak burada 0 ve 1'i aklımızda tutalım. Peki eksi ifadeler ne yapar? Eksi ifadeler de true döner arkadaşlar. Ve göstereyim bakın bu da true döner. Ama geldik burada mesela şöyle bir ifade yazdık. Şimdi bu hata mı verir? Aşağı bakın tıkladım herhangi bir hata vermedi. Bu ne demek biliyor musunuz? Demek ki ben burada bunu ufaktan ufaktan kullanabilirim uygun olursa. Ne demek uygun olursa? Yani bu aslında bir string ifade olmazsa ben bunu burada çok rahat bir şekilde kullanırım. Ve bu sonucu zaten false döndürecek bakın. Run dedim. Ne yaptı? false yaptı. Sıfır hariç sayılar true, string hariç tek ifadeler false döndürüyor. Bunu da bilmek çok önemli mi? Aslında çok önemli değil ama belki ilerleyen süreçte bir işinize yarar. Bu böyle kalsın. Şimdi geçelim currency'ye. Sub değişken currency dedim. Sonra yine dimension'la dimle başlatıyorum ve cr yapıyorum. Adını değişkenimin crs currency. Şimdi cr'ye bir değer atacağım ama değeri atarken şunu da bilmem lazım. Toplamda 19 karakter kullanabiliyoruz burada. Şimdi 19 karakterden kastım şu. 15 tane tanesi virgülden önce galiba 100 trilyon yapıyor yanlış da olabilir eğer yanlışsa lütfen aşağı yazın virgülden sonra ise 4 karakter kullanabiliyorsunuz burada bakın hep birlikte sayarak devam edelim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14, 15. Şimdi ilk önce bunu böyle bir kullanabiliyor muyuz? Bakalım. Geldik. Yine mesaj box'ta bunu yapalım. MSG box. Prompt'a CR'yi yazdım. Ve şimdi sabu çalıştırmak üzere yukarı çıktım. Ya da yukarı çıkmama da gerek yok. İstersem F5'te de çalıştırırım. Şuradaki diyeze kulak asmayın. Bu çünkü bunu çalıştıracak. Geldi bakın. Noktayı bıraktım buraya. Şimdi de diyeceğim ki 0999. Tekrar F5 ile bunu çalıştırdım. Burada 0938 yazıyor ama hani buna da çok takılmayalım. Bunlar ince hesaplanmak istendiğinde farklı yöntemlerle daha doğrusu işte alınan veriler yoluyla zaten doğru hesaplamayı yapacaktır. daha önce de söylemişimdir. Currency'yi çok fazla kullanan biri değilim ama siz kullanmak isterseniz diye buraya bunu bırakacağım. Şimdi daha önemli bir fonksiyonla devam edeceğiz. O da date. Yani tıpkı string, integer, double, double demeyelim de single, boolean gibi çok fazla kullanılan fonksiyonlardan bir tanesi çünkü date fonksiyonu. Hemen açalım. Sabla birlikte değişken yazabilirsem evet değişken date yazıyorum ve dimle başlayacağım ama ondan önce şurada biraz yukarı kaldıralım bunu daha net görelim dimle birlikte başladım Buna bir isim veriyorum tabi. DT olsun. DT as date. DT'ye atamasını yapalım. DT'nin ataması tabii ki tırnak içinde olacak. Bunu unutmayın. DT'nin ataması tırnak içinde olacak. 3 farklı tarih yazımı yapabiliyoruz değil mi aslında biz yani? Bunu Excel'de de uygularken şöyle yapıyoruz. Mesela diyoruz ki 09 tre 02 2022 mesela. Şimdi böyle bir tarih kullanımı var mı? Evet var. Fakat bunun dönüşü bize nokta olarak oluyor. Hemen ben bir bakla göstereyim altta görelim. Bir bak nokta print dt'yi aşağı çağırayım bak Kullandığım 9.02.2022 yani şurada siz ne kullanırsanız kullanın bu nokta koyacak. Yani ne kullanırsanız kullanın değil aslında. Şöyle resik biliyorsunuz tarih gösterme yöntem işte 9 2 2022 gibi. Şimdi buna da tabi geri döndürürsek bu da 9222 olarak dönecek. Yine gelip yani normal düzgün kullanımını yapıp nokta da koysak bu bu şekilde dönecek. Ha, şimdi gelelim. Bunlar dışında bir şey kullanılabiliyor mu? Yani Excel ya da herhangi bir farklı programda başka ne var? Hatırladığım benim yok. E, varsa da lütfen sizler hatırlatın arkadaşlar. Mesela artı kullanılır mı bunların arasında diye soralım. Kullanılmaz. Neden kullanılmaz? Yani şöyle bir ismeç hatası alırız. Çünkü

Siz şöyle tarih kullanan birini gördünüz mü? Ben görmedim. Gören varsa söylesin. E, üç farklı yazım şeklinde gördüğünüz gibi burası destekliyor. Yani sonucu aslında doğru olarak döndürüyor. Şimdi bunu e, bir kere alıp cebimize koyalım. Sonrasında. Burada istersek burada da yapabiliriz ama. E, burada mı yapalım aşağı mı geçelim? Tam emin olamadım. Neyse biz burada yapalım. Şu daha iyi, net anlaşılacağını düşünüyorum. Şu kalsın. E, bu dt'yi bakın şuna atayalım. Date value. Date as string diyor. Burada date veri string olarak bana gelecek diyor. Evet sana tam da o şekilde ben bunu veriyorum. Date value'yu aldım yani date'in değerlerini aldım burada. Gününü aldım, yılını pardon gününü aldım, ayını aldım, yılını aldım. ve Ben bunu böyle kullanabilirim. Şimdi aşağı geçeyim. Hatta şöyle yapacağım. Pardon. Yalnız seçtik. Şöyle şunu alacağım arkadaşlar. Tamam mı? 1, 2, üç tane çoğaltacağım. Sonra bakın buraya geleceğim. Diyeceğim ki day. Evet, day hemen zaten ben bir date isterim dedi. Date'ini aldı. Ondan sonrasında mont var. Parantezi açtım. Dedi ki ben de bir date isterim. Ona da date'ini verdik. Son olarak tabii ne kaldı takdir edersiniz? Year kaldı. Year'ı da açtık. Bana da dedi bir date alayım. O da date'ini aldı. Yani gün, ay, yıl bu şekilde kullanacaksak date value'yu yani tarih değerlerini almak için şu kullanımı yapmamız lazım. Bunu bir kalıp olarak kafanıza lütfen yerleştirmeye çalışın. Çok basit bir kullanımdır ve sizin de çok basit bir şekilde bunu aklınızda tutacağınıza eminim. Day, month, year yani İngilizce düşünün tabi bunların Türkçe olarak kullanılması söz konusu değil. Bu şekilde bir kullanımı var. Şimdi ben prosedürü çalıştırdım. Yukarıda bakın bir date yani tam olarak tarih ifadesi var. 9 2 2022 Day 9, month ki ve year 2022 olarak buraya yazdırılmış oldu. Şimdi başka ne var? Başka şu var arkadaşlar. Bir nav fonksiyonumuz var. Nav fonksiyonu şu anın değerini verir bize. Yani onu yapmaya gerek var mı? Tam emin olamadım ama şöyle tabii. Sırası gelince değil de şimdi anlatalım. Ddate yapalım bunu da. Ddate. Ya da dnow yapalım. Çok önemli değil bu ama gösterirken bu şekilde göstermeye dikkat edelim. Dnow. Ben burada herhangi bir değişken tanımakla, tanımlamakla vesaire uğraşmayacağım. Ne yapacağım arkadaşlar? Hemen geleceğim. Debug. Print diyeceğim. Ve buraya gelip çok basit bir şekilde şuraya gelip çok basit bir şekilde now diyeceğim. Ama bu bir fonksiyon. Parantez açıp kapatmayı unutmayacağım. Sonrasında bakın gelip çalıştırdığımda bugünün şu anın tarihi karşıma çıkacak. Daha da ilginci mesela çarpmayalım da toplayalım veya çıkartılabiliriz. Bugünden 10 gün çıkartalım. Bugünden 10 gün çıkardık. Şimdi aşağıdaki duruma bakın. Tabii burayı bir silelim de ondan sonra burayı değil yanlış yeri silmeyelim. Burayı bir silelim. Burayı sildikten sonra buradaki şuradaki sürdürüp çalıştıralım bakın 21.05 2022 yani bugünden 10 gün öncesini gösteriyor. Gelip biz bunu artı olarak gösterebiliriz. Artı olarak gösterirsek şimdi bunları bir silelim buradan. Bunları silelim. 10 gün eklenmiş halini şimdi görelim. Bakın 10 06 2022 olarak bu geliyor ve saat kadar abi now çalıştıracaktır. 4 değişken veri türü bir tane de fonksiyon gördük. E sonraki videoda def'le bir çalışma yapacağız. Yani def'le değişken nasıl atanır, nasıl kullanılır bunları göreceğiz. Sonraki videoya geçelim.